sorma. Bir tartışmayla canım cicim biter. Bunu yapıcı olabilmesi için bir görüşmeye çevirmemiz lazım. Tartışmanın sonucunda genellikle negatiftir etkiler. Bir taraf kırılır. Görüşmeye çevirirseniz daha rahat kurtarırsınız durumu. Özel hayat için konuşuyorum. Şöyle bir şey yaparsınız. Yapabilirsiniz. Ben bunu uyguladığım bir şeyi ve başarılı sonuç elde ettiğim bir şeyi söylüyorum size. Sen ne istiyorsun? Yani istediğin ne? Nereye varmaya çalışıyorsun? Soru bu. Bir şey söylüyorsun bana. Kızıyorsun, bağırıyorsun, şu bu. Elde etmek istediğin şey ne? Şimdi böyle deyince zıp kalıyor insan. Çünkü aslında bu bağırıp çağırmanın bir kısmı aslında bir şey elde etmek için değil. Sinir etmek için. Bir şeye başkasına da kızmış olabilir. Adam işte patronuna kızmıştır. Bağırmaz ki patronu. Gider evde karısıyla bir tartışma, bir küçücük şeyden olay çıkar. Karısı dönüp ona sen niye elde etmek istiyorsun, niye bana bağırıyorsun dediği zaman verecek cevabı olmadığını gören adam durur. Senin canını sıkmak istiyorum gibi bir cevap veremezsin. Anlıyor musun? Tartışmayı çok kısa şekilde kesmenin yöntemi budur. Ne elde etmek istiyorsun? Yani şimdi bunu bu şekilde söylediğimizde, yani şunu yapmadığımızda, ama sen de, bilmem ne de, değil. Sen ne elde etmek istiyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun? Bana net olarak bunu söyle dediğimizde, olay buna döner. Görüşmelerde istenen net bir fayda var çünkü. Her iki tarafında minimum. Kendi istediği net bir fayda var. Bunu netleştirdiğiniz anda birdenbire için içinden hissiyat çıkar. Yani demin de söylediğim gibi sen diyor ki senin canını sıkmak istiyorum çünkü benim canımı sıktılar. Ya benim de suçum var. Ben sıkmadım ki senin canını. Başkası sıkmış. Niye ben de derdikler. Tartışmanın çoğu şey budur. Bunu öğrenince şu şeyi öğreniyor insan zaman içinde. Bunların hepsi öğrenince bir kısmı tecrübe, bir kısmı bilgi. Ama bir araya gelmiş hali. Evliliğin düzenliğe giriyor. Çünkü şunu görüyoruz. Bağırıyor bana değil. Bir şeye canı sıkıyor. Ne yapıyorsun? Bir sinirli şey olunca bir şey mi canı sıkıldı diyorsun? Şimdi bakın. Kavgaya gidecek bir şey, tartışma. Bir şeye mi canı sıkıldığıyla birdenbire bambaşka bir havaya giriyor. Ve karşılıklı olacak iki kişi yan yana geliyorlar ve ben sana yardım etmek istiyorum. Derdini gel konuşalım. Oluyor. Bu ilişkiyi kurtaran durumdur. Herhangi bir ilişki. Arkadaşlık ilişkisini kurtarır. Karı koca ilişkisini kurtarır. Herhangi bir ilişki. İş ilişkisini de kurtarır. Bunu hiç unutmayın. Şuraya çekebilmeniz gördüğünüz gibi aslında çok basit bir soru. Bununla sen böyle davranmakla ne elde etmek istiyorsun? Sorduğunuz anda karşınızdaki insanı afallatırsınız. Çünkü eğer hakikaten sadece sizin canınızı sıkıp rahatlamak istiyorsa o onun farkında olmadığı için yapıyordur bilinçaltında.